Kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Şimdi sizlere yine tarihi eser diyebileceğimiz 85 yıllık bir yazma tanıtacağım. Bakın, benim de çok beğendiğim, deseni muhteşem. Bu yazmanın markası V.U.L. Arkadaşlar, genelde O.P. olarak biliyoruz ama ilk defa V.U.L. diye gördüm. Görüyorsunuz. Bu çitimizin ismi ise biraz farklı, yani söylemekte çekiniyorum arkadaşlar ama hıyar çiçeği diye araştırdım. İsmini böyle koymuş yapan. Bakın. Yine iriçsilerden, eskinin iriçsileri. Bana göre hafif ama bakın ortası var yine. Yapılmış. Görüyorsunuz. Beş badem gibi. Yine telin üzerine şu gördüğünüz kayığı. Yine zürafa yapmadan çekilmiş. Bu biraz daha düzgün çekilmiş sanırım. Bakın. Eski zamandan kalma. 85 yıllık yazmalarımız. Misine yok bunun etrafında. Biraz kalın yapıp sık yapmışlar sanırım. Çok kötü değil. Bizim modellerimize bakıldığında bunlar bana çok hafif geliyor. Çok basit geliyor arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz. İşte bu şekilde buruşabiliyor tabii. Artık kullanılmış ve böyle bırakılmış. Görüyorsunuz. Ben de tek tek düzeltmedim. Kayınvalidemin kardeşinin. Sizlerle paylaşmak için istedim. Artık antika bunlar. Yalnız yazmada falan hiçbir şey olmamış. Bunlar aslında sizlerle en son videomda paylaşacağım inşallah. Ya da arada da paylaşabilirim. Nasıl düzeltildiğini daha sabit bir şekilde. Onun formülü var arkadaşlar. Şu çitisi de kaybolmuş bakın. Düşmüş sanırım. Eskiden çok kullanılırdı tabii. Bakın. Şimdi artık çok kullanılmıyor yazmalar ama yine de bizim siparişlerimiz elhamdülillah var. Mutlaka artık bir tane yapılıyor. Oğlan anneleri ya da kız anneleri. Oğlan evi yaptırmazsa kızın annesi artık yaptırıyor bir tane. Çünkü şallar hala var bizim burada. Tabii şallarlar da muhteşem. Onları da keşke sizlerle paylaşabilsem. İlerleyen günlerde belki paylaşırım inşallah. Bakın. Şu gördüğünüz tohum da arkadaşlar bu eskiden hazır böyle satılırdı. İstediğin renk alırdın. Ben şimdi elimde ipekle yapıyorum ama bu şekilde çok yaptığımız oldu yani. Yalnız o kadar iyiymiş ki dökülmemiş. Ya da çok güzel muhafaza edildiği için. Normalde bu nem ya da rutubet aldığı zaman şu gördüğünüz tohum böyle oğulabiliyor. Ama o bile bir şey olmamış yani. Gerçekten çok güzel muhafaza edilmiş. Teneke kutularda muhafaza edildiğini soranlar olmuş. Onlar antika, onlar babalarından kaldığı için saklamışlar kayınvaliden ve kardeşi. Yani kutunun çok bir özelliği olduğunu sanmıyorum ama serin kuru bir yerde nem almayan ortamda saklamak gerekiyor. Tabii ipeğin ve örtünün bozulmaması için. Bu gördüğünüz örtülerde gayet düzgün bir şekilde kuru, yani sürekli herhalde bakılıp durulduğu için ne ağarma falan yapmamış. Normal bir şeyi nasıl saklıyorsanız, yani hatıra ya da evladilik, çok değerli kıymetli bir şeyinizi
Nasıl saklıyorsanız bunlar da o değerde zaten kıymetli. El emeği çok. Şimdi yaptırmaya kalksan ne kadar pahalı. İpeğin gramı bile pahalı. 5 gram ipek mesela 20 lira. Şu gördüğünüz yazmaya 200 ya 300 TL değerinde ipek masrafı gider. Yani bunu yapmasını artık saymıyorum bile. Bir ayda elden çıkar mı çıkmaz mı? İpek büküyorsun. Yani çok vakit alan bir şey. Görüyorsunuz. Yazma muhteşem. Artık şimdi aksesuar olarak da kullanılıyor ama. Bakalım. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler. Diğer paylaşımı da bekleyin. Çok güzel modeller var inşallah. Kanalıma abone olmayı unutmayın.